İrşat Kutbu'nun Nuru. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyurmuş: Ey oğlum! Nübüvvetinin kemalatı, yani yüksek dereceleri ve bunun velayetten üstün olduğu ve üç velayet, yani velayet-i sugra, velayet-i kübra ve velayet-i ulya arasındaki farklar ve her bir velayetin ayrı ayrı marifetleri ve her birine uygun olan yerler anlatılırken, söz çok uzadı. Çok şeyler ve tekrar tekrar yazıldı. Böylece bu pek şaşırtıcı, yadırgayıcı bilgilerin anlaşılması kolaylaştırılmış oldu. Okuyucular inanmamak tehlikesinden kurtarıldı. Bu bilgiler keşif yoluyla ve zaruri anlaşılan şeylerdir. Fikir yorarak ve teori kurarak elde edilmiş değildirler. Yapılan açıklamalar cahillerin kolay anlayabilmeleri içindir. Belki de ilim adamlarının, zeki kimselerin kavrayabilmelerini kolaylaştırmak içindir. Allah Teala'nın bu fakire bildirmiş olduğu tasavvuf yolu işte anlaşılmış oldu. Başından sonuna kadar bildirildi. Bu yolun ana caddesi Sıddıkiye yoludur. Bu yolda nihayet bidayet de yerleştirilmiştir. Bu caddede konak yerleri yapılmıştır. Bu cadde olmasaydı o kadar ileri gidilemezdi. Elimize geçen bu leziz meyvenin tohumu Buhara ve Semerkant'tan getirildi. Hindistan toprağına ekildi. Bu toprak Medine ve Mekke bahçelerinden alınmıştır. Senelerce fazilet suyuyla sulandı. İhsanla terbiye olundu. Böylece yetişerek bu ilim ve marifet meyveleri hasıl oldu. Bize bu doğru yolu ihsan eden Allah Teala'ya hamdolsun. Allah Teala bizi doğru yola kavuşturmasaydı kendimiz bulamazdık. Rabbimizin peygamberleri doğru sözlü olarak gelmişlerdir. Bu yüksek yola sülük etmek, girip ilerlemek, yol gösteren Mürşid-i Kamil'i sevmeye bağlıdır. Mürşid-i Kamil bu yolda seyri muradıyla seçilerek ve bir kuvvetle çekilerek bu kemalata kavuşturulmuştur. Onun bakışları kalbin manevi hastalıklarına şifadır. Onun teveccühü, yani sevgisine kavuşmak, manevi hastalıkları giderir. Böyle kemal sahibi bir zat, zamanının imamıdır, asrının halifesidir. Kutuplar ve aptallar, onun bulunduğu makamın manevi gölgelerine kavuşmak için can verirler. Evtad ve nüceba, onun kemalat denizinden bir damlayla doyarlar. Onun hidayetinin ve irşadının nuru, güneş ışıkları gibi, o istese de, istemese de herkese gelmektedir. Fakat istediklerine daha çok gönderir. Ancak onun istemesi de kendi elinde değildir. Çok defa bir şey yapmak istediğinde bulunur. Ama içinden o istek gelmez. Onun nuruyla aydınlanarak, doğru yolu bulanların ve onun istemesiyle yükselenlerin bu manevi kazançlarını bilmeleri lazım gelmez. Çoğu zaman uydukları Mürşid-i Kamil'in kemalatına kavuştukları ve herkese yol gösterdikleri zaman bile kendi hidayet ve rüştlerini olduğu gibi anlayamazlar. Çünkü herkese ilim vermezler ve makamları birer birer geçmenin marifetini herkese ihsan etmezler. Evet, kavuşturan yollardan birinin önderliği kendisine verilmiş olan bir zatın ilim sahibi olması elbette lazımdır. Bunun yolun inceliklerini bilmesi şarttır. Bu bildiği için yolcuların da bilmesine lüzum görülmemiştir. Onlar bunun önderliği ile kemale kavuşurlar ve başkalarının kavuşmalarına da yardım ederler. Fena ve beka ile şereflendirirler. Bir Farisi şair şöyle der: Herkesin işini bitirmek için birini seçer. Bu yolda yetişmek ve başkalarını yetiştirmek aks ile uzaktan tesir ederek olur. Talip, yol gösteren mürşidine karşı kalbindeki muhabbet bağıyla her an onun gibi olmaktadır. Ondan akseden, yayılan nurlarla temizlenir. Bunları anlamasına lüzum yoktur. Nurları saçan da, alan da bilmez. Güneş ışınları karşısında her an olgunlaşan, tatlılaşan karpuzun bu değişikliği bilmesine ne gerek vardır? Güneş de karpuzu olgunlaştırdığını bilmez. Evet, başka terbiye yollarında çabalayarak ilerleyenlerin bunu bilmesi gerekebilir. Ashab-ı kiramın yolu olan bizim yolumuzda ilerlemeyi ve çekip götürmeyi bilmek hiç gerekli değildir.
Bununla beraber bu yolun sürücüsü gibi olan rehber-i mürşidi kamil, derin ilim ve çok marifet sahibidir. Bunun içindir ki bu yüksek yolda diriler ve ölüler, büyükler ve çocuklar, gençler ve ihtiyarlar kavuşmakta eşittirler. Hepsi sevgi bağlarıyla veya o nimet sahibinin kalbiyle çekmesi sayesinde isteklerinin sonuna ulaşırlar. Bu Allah Teala'nın öyle bir ihsanıdır ki dilediğine verir. Allah Teala çok büyük ihsan sahibidir. Bu yolda sona varmış olanın bir bilgisi olmaz ise de harikalar, kerametler gösterir. Çok olur ki bunların meydana gelişi kendi isteğiyle olmaz. Hatta pek çoğundan haberi bile olmaz. Herkes o zatın, Mürşid-i Kamil'in kerametlerini görür. Onunsa haberi yoktur. Sona ermiş olanda ilim yoktur demek, hiçbir halini bilmez demek değildir. Her birini ayrı ayrı inceden inceye bilmez demektir. Onun hidayet nuru, müritlerine vasıtasız olarak bir veya birkaç vasıtayla onun yoluna bağlı kaldıkları müddetçe akar. Onun yolunu değiştirerek, bozarak kirletirlerse manevi feyiz kesilir. Rabbimiz Teala, bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez buyurmaktadır. Ne kadar çok şaşılır ki, günümüzde bazı sahte güya tasavvuf ehli kimseler, yaptıkları değişiklikleri, reformları, bu yolu düzeltmek, olgunlaştırmak zannediyorlar. İnsanların noksanlarını tamamlıyoruz diyorlar. Bilmiyorlar ki tamamlamak ve olgunlaştırmak, her cahilin yapabileceği bir iş değildir. Bir şey eklemek, her ahmağa yakışacak şey değildir. Farisi bir şairin de dediği gibi, kıldan ince manalar var, kulağını eyle yakın, her kürsüde nutuk çekeni, bir şey bilir sanma sakın. Artık bugün sünnetlerin nurunu bidatların zulmetleriyle örttüler. Resulullah Efendimizin sünnetinin o parlaklığını yeni yeni uydurma işlerin kirleriyle söndürdüler. Bundan sonra da şaşılacak olanı pek çok insan bu yapılan yenilikleri, reformları güzel görüyor ve onlara güzel bidat diyorlar. Bu bidatlarla dini yükseltiyoruz, İslamiyet'in noksanlarını tamamlıyoruz zannediyorlar. Dahası herkesin bu bidatları yapmasını teşvik ediyorlar, körüklüyorlar. Allah Teala bunları doğru yola getirsin. Bilmiyorlar ki din bu bidatlardan önce kamil olmuştur. Cenab-ı Hakk'ın nimeti tamamlanmıştır. Allah Teala bu dinden razı olmuş ve bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim buyurmuştur. Dinin olgunlaşmasını bu bidatlardan, bu reformlardan beklemek, bu ayeti kerimeye inanmamak demek olur. İçtihat derecesinde olan büyük alimler, dinin hükümlerini açığa çıkarmışlardır. Onlar, bunu yapmakla da dinden olmayan şeyleri meydana çıkarmış değillerdir. Demek ki içtihatla ortaya çıkan hükümler, sonradan meydana çıkarılmamıştır. Hepsi de dinden olan ve dinin temeli olan şeylerdir. Çünkü din bilgilerinin temeli dörttür. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. Kıyas, içtihat demektir. Kutbi irşat makamındaki zat çok az bulunur. Asırlardan, çok uzun zaman sonra böyle bir cevher dünyaya gelir. Kararmış olan alem, onun gelmesiyle aydınlanır. Onun irşadının ve hidayetinin nurları bütün dünyaya yayılır. Yer küresinin ortasından ta arşa kadar ulaşır. Herkese rüşt, hidayet, iman ve marifet onun vasıtasıyla gelir. Herkes ondan feyz alır. Arada o olmadan kimse bu nimete kavuşamaz. Onun hidayetinin nurları bir okyanus gibi bütün dünyayı sarmıştır. O derya sanki buz tutmuştur. Hiç dalgalanmaz. O büyük zatı tanıyan ve seven bir kimse, onu düşünürse yahut o bir kimseyi sever, onun yükselmesini isterse, o kimsenin kalbinde sanki bir pencere açılır. Bu yoldan, sevgisi ve ihlasına göre o deryadan kalbi feyz alır. Bunun gibi bir kimse Allah Teala'yı zikrederse ve bu zatı hiç düşünmezse, mesela onu tanımazsa yine ondan feyz alır. Ancak birinci feyiz daha fazla olur. Bir kimse o büyük zatı inkar eder, beğenmezse yahut o büyük zat bu kimseye incinmiş olursa, bu kimse Allah Teala'yı zikretse bile rüşt ve hidayete kavuşamaz.
ona inanmaması veya onu incitmiş olması feyiz yolunu kapatır. O zat bu kimsenin zararını istemese bile o hidayete kavuşamaz. Rüşt ve hidayet var görünürse de esasen yok gibidir. Faydası çok azdır. O zata inanan ve sevenler, onu düşünmeseler de ve Allah Teala'yı zikretmeseler de yalnız sevdikleri için rüşt ve hidayet nuruna kavuşurlar.